Oje sadece tırnaklarımız içindir değil mi? Tekrar düşünün. Bugün size en sevdiğiniz eski spor ayakkabınızı nasıl yenileyeceğinizi, bir şeker kasesini nasıl süsleyebileceğinizi ve nasıl şirin bir balık yapabileceğinizi anlatacağız. Videomuzu izleyin. Tüm bunları ve daha fazlasını öğrenin. Sadece tozlanarak bekleyen eski ojeleriniz mi var? Bir fikrimiz var. Bir tel parçası alalım. Ucuna bir halka yapalım. Diğer tarafına iki küçük halka daha yapalım ve teli ortasına saralım. Küçük bir balık gibi görünecek. Kağıt tabağa biraz oje dökelim. Balığı boyaya batıralım. Kurumaya bırakalım. Ve diğer renklerde birkaç balık daha yapalım. Çakılların etrafını telle saralım. İşte oldu. Bu balığı evinizi ya da rafınızı süslemek için kullanabilirsiniz. Ayrıca yapışkan notlar ya da fotoğraflar için çerçeve olarak da kullanılabilir. Bu cam vazo çok sıkıcı görünüyor değil mi? Bir palet, kulak pamuğu ve birkaç renkli oje alalım. Her renkten biraz dökelim. Kulak pamuğunu batıralım ve vazonun altıyla kenarlarına benekler yapalım. Benekleri rastgele yapalım ve kalınlığını istediğimiz gibi ayarlayalım. Önce kırmızı benekler yapalım. Sonra pembe ekleyelim. Beyazla bitirelim. Çok güzel bir şeker kasesine dönüştü. Bu kase raftaki en iyi yeri hak etti. Ayakkabıların topukları onarılamayacak kadar kötü. Ama onları atmak zorunda mıyız? Hayır, oje günü kurtaracak. Topuğa dikey bir çizgi yapalım. Diğer renkleri alalım ve bunları da aynı şekilde uygulayalım. Şeritleri eşit şekilde ve dikkatlice uygulayalım ki renkler karışmasın. İşte oldu. Yeni ayakkabılarımız hazır. Ayrıca bu tasarımı tekrar boyayabilirsiniz. Bir sonraki fikir için saplı bir kadeh ve tırnak bakım yağı alalım. Bardağın kenarına biraz yağ sürelim. Yağ az miktarda oje damlatalım. Oje çok güzel dağılacak. Farklı renkte bir damla daha ekleyelim. Kenarını süslemek için ojeyi yaymaya devam edelim. Sonuç şık bir desen. Her şey kuruduğunda beyaz boya alalım ve kenardaki noktaların üstünden geçelim. Elde boyanmış bardağımız hazır. Hiç kimse böyle farklı bir bardağın nereden geldiğini tahmin edemeyecek. Şimdi de düz eski telefon kılıfına ve birkaç şişe renkli ojeye ihtiyacımız var. Kılıfı bir parça kağıdın üstüne koyalım ve ince sıralar halinde oje dökelim. Diğer renkleri ekleyelim. Kurutalım. Bu şekilde hızlıca ve kolayca yeni, benzersiz bir kılıf yapabilirsiniz. Şimdi de boş plastik bir şişeye ihtiyacımız var. Üstüne kelebek şekli çizelim. Keselim. Mavi oje alalım ve kelebeği boyayalım. Kanatların kenarlarını koyu mavi yapalım. Kalıcı kalem kullanarak diğer tarafına damarlar çizelim. Parlak yeşil lekeler ekleyelim. Arkasına küçük yuvarlak bir mıknatıs yapıştıralım. İşte oldu. Bu kelebeği metal bir plakaya ya da buzdolabına asabilirsiniz. Çok güzel. Bu kalem benim gibi parlak biri için çok sade. Bir parça kağıt alalım. Ortasına oje şeritleri yapalım. Daha fazla renk ekleyelim. İstediğimiz rengi kullanabiliriz. Kalemin kenarına tutup lekelerin üstünden geçirelim. Kalemin üstünde parlak renkli şeritler oldu. Çok güzel. Benzersiz ofis malzemelerini çok severim. Bu deniz kabukları bana sahildeki sıcak günleri hatırlattı. Bir tanesini alalım ve gri oje ile kaplayalım. Beyaz damlalar ekleyelim. İkinci kabuğu pembeye boyayalım ve beyaz şeritlerle süsleyelim. Bir diğerini mor oje ile boyayalım ve beyaz desen ekleyelim. Bunu da eğimli boyayalım. Kabukları bir kaba koyalım.
Çok parlak ve farklı oldular. Yazın gelmesi için sabırsızlanıyorum. Bir sonraki oje fikri için taşa ve deniz tuzuna ihtiyacımız var. Taşın bir kısmını silikonla kaplayalım ve tuza batıralım. Tuzu oje ile boyayalım. Üstüne sim serpelim. Farklı bir renk ekleyelim. Ve biraz da sim. Taşın her yerini parlak renklerde boyayalım. Masaldan çıkmış çok farklı bir taşa benzedi. Bakın karanlıkta ne kadar güzel parlıyor. Sıradan düz bir tabak için hiç de ilginç değildir. Ama onun için büyük planlarımız var. Biraz oje alalım. Ortasından başlayarak bir kısmını pembeye boyayalım. Açık bir ton ekleyelim. Ojelerin karışmadığından ve kenarların eşit olduğundan emin olmak için kağıt bant kullanalım. Boyamaya devam edelim. Uygun renkleri seçelim. Renk ve farklı bir dekoratif taban yaptık. Bunu mücevherlerimizi saklamak için kullanabiliriz. Çok güzel ve işlevsel. Tel tokalar. Bundan daha sıkıcı ne olabilir? Bu konuda bir şeyler yapmalıyız. Parlak oje alalım. Tokayı bununla boyayalım. Beyaz benekler yapalım. Başka bir tokayı tamamen beyaza boyayalım. Bir diğer tokayı da oje ile boyayıp üstüne sim serpelim. Bir sürü parlak ve çok güzel tokalarımız oldu. Artık saçlarımız bile daha ilginç görünecek. Ve neşemiz yerine gelecek. Ah, bu benzer anahtarları karıştırmak çok kolay. Onları karakteristik hale getirmeliyiz. Bir parça şeffaf plastik alalım. Farklı şekiller keselim. Daire, kare ve istediğimiz diğer şekiller. Daireyi beyaz oje ile kaplayalım. Dalmaçyalı gibi siyah benekler yapalım. Kare mor olacak. Üstüne beyaz bir tüy çizelim. İğne ile delikler yapalım. Anahtarları anahtar halkalarına takalım. Artık onları ayırmak çok kolay. Tüm anahtarların nereye açtığını biliyoruz. Eski gözlüklerden sıkıldınız mı? Hadi onları yenileyelim. Kahverengi ve beyaz kendisi kuruyan kil alalım. Kahverenginden bir ip yapalım ve camların etrafına yayalım. Hafifçe düzleştirelim. Üstüne de beyaz kili yerleştirelim. Ayrıca ikinci camı da süsleyelim ve oje alalım. İnce uçlu fırçaya biraz oje alalım ve kilin üstüne lekeler yapalım. Farklı renklerde de lekeler yapalım. Gözlüğün neye benzeyeceğini tahmin ettiniz mi? Güzel soslu ve dolgulu donatlara. Çerçevenin kalanını pembeye boyayalım. Kurutalım. Deneyebilirsiniz. Nasıl görünüyorum? Tam istediğim gibi oldu. Bu fikir için delikli hediye Çin madeni parası ve tahmin edeceğiniz üzere oje alalım. Parayı bir kat oje ile kaplayalım. Üstüne bolca sim serpelim. Arkasına da parlak bir katman yapalım. Parlak çift taraflı bir kolye ucumuz oldu. Çok parlak. Gözlerimi alamıyorum. Şimdi de küçük bir saksıya ve kırmızı ojeye ihtiyacımız var. Saksıyı eşit bir kat oje ile kaplayalım. Sarı oje alalım ve ince uçlu fırçayla damla şeklinde çekirdekler yapalım. Siyah kalemle belirginleştirelim. Hareketli gözler yerleştirelim. İçine küçük bir sukulent koyalım. Saksı çok güzel bir çileğe dönüştü. Çok şirin. Bir arkadaşımıza verebiliriz. Bu Noel süsünü herkes fark edecek. Beyaz oje alalım ve üstüne spiral bir desen yapalım. Etrafına da yapraklar çizelim. Aralarına benekler yapalım. Diğer süsleri de benzer desenlerle süsleyelim. Çok güzel oldular. Bunun sadece oje ile yapıldığına inanamıyorum. Çok güzel ve el yapımı parçalar. Şimdi tek yapmamız gereken Noel'i beklemek. Oje fikirlerimizi sevdiniz mi? Öyleyse hangilerini deneyeceksiniz yorumlara yazın.
beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni videoları kaçırmazsınız.